YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar, bugün sizlere pamuk gibi sahur ketesi yapacağım. Gerçekten çok lezzetli, güzel, böyle tam istediğiniz gibi tam kıvamında keteler. Bunun için tarifimi veriyorum. Ben birazcık bol yaptım dondurucuya kaldırmak için. Siz yarım malzemelerle de yapabilirsiniz, verdiğim malzemelerin yarısı kadar. 4 su bardağı süt, 2 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 4 adet yumurtanın akı, içine sarısı da üzümlerini süreceğim. 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı tuz, 1 paket yaş maya ve 2 yemek kaşığı da limon suyu. Limon suyu olmasa da olur, sirke de kullanabilirsiniz. Limon suyu daha güzel açacaktır. Ve bunları çok güzel bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Çok güzel karışması önemli. Şimdi ara katman için tavama yaklaşık 1 su bardağı sıvı yağ aldım. Ardından üzerine yaklaşık 4 ve 5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve bunu bir güzel içinde çeviriyorum arkadaşlar. Ara katman için bunu kullanacağım. Dilerseniz 1 yemek kaşığı toz şeker, dilerseniz yarım yemek kaşığı tuz ilave edin. Ben tuz ilave ettim. Şimdi bunları güzelce bir yağda çeviriyoruz. Ve ardından ara katman için tereyağımı hazırlıyorum arkadaşlar. Tereyağı 125 mg olsun. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave edip güzelce bunu kızdıracağım. Ve ardından üzerine sürmek için yumurta sarımı hazırladım. 4 yumurtanın sarısını üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve karıştırdım. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Bakın böyle puf puf olmuş. Böyle göz göz olunca anlayın ki çok güzel mayalanmış demektir. Ben şimdi hemen yapım aşamasına başlıyorum. Ara katman için yağımı ve helvamı aldım. Açmak için ise un, nişasta unu, normal un kullandım. Şimdi hemen başlıyorum. İlk önce bir kısmını yapıyorum arkadaşlar. Küçük beze haline getiriyorum hamurlarımı. What's wrong?